Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, gençlerle buluşma rutini var. Gittiği illerde gençlik kollarının uygun bulduğu isimlerle bir araya geliyor. Hatta yakın zamanda bir takım eleştiriler vardı. Ya şu gençlere serbest bıraksanız da sorularını sorsalar. Sordukları zaman nasıl samimi ortamlar çıkıyor ortaya. İşte e, yamaç paraşütü yapan bir genç kendi bulunduğu bölgede buna ilişkin bir platform talebinde bulununca Cumhurbaşkanı'nın kızım o çok tehlikeli. Sen bir daha gözden geçir sözleri. Sonra Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözlerini hatırlatması. Ona verdiği yanıt böyle hoş bir diyalog olarak da iktidara yakın Medya tarafından dile getirilmiş Hatta şu gençleri rahat bırakın denilmişti Gençler rahat bırakılmıyor Hem e, bir kere program Banttan önce çekiliyor Sonra temizleniyor Ardından sizin izlemeniz gereken kısmı Sizlere izlettiriliyor Üstelik buna rağmen Böyle çok can sıkıcı Bir takım değerlendirmeler Bir takım e, ne diyelim Sorular da söz konusu ve orada üniversite öğrencileri var, üniversiteyi bitirmiş öğrenciler var, gençler, öğretmenler, mesleğe yeni başlamışlar. Ama ben Şanlıurfa'da bir lise öğrencisi gördüm. Çok dikkatimi çekti. Lise öğrencisinin ifadesi Cumhurbaşkanı'nın altılı masaya yönelttiği eleştirilerin aynısı. Aldı onları tıpkı uçaktaki gazeteciler nasıl pas atıyorsa cumhurbaşkanına öyle pas atmak için özel çaba gösterdi. Ama bu bir lise öğrencisi. Bir dinleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben Kübra Özdü. Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Gelişiniz bizi çok onurlandırdı ve çok gururlandırdı. Gelişinizi dört gözle bekledik. Eğer müsaadenizle ben soruma geçmek istiyorum. Ee, geçtiğimiz günlerde altılı masadan bir açıklama gelmişti. Açıklamada eğer biz seçimleri kazanırsak hepimiz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Cumhurbaşkanı yardımcısı olursak milletvekili olamayacağız. Ama ikisini aynı anda olmak istiyoruz diye çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Bu açıklamalar doğrultusunda da gösteriyor ki altılı masa bir yıldır kendi menfaatleri peşinde milletimize ne verebiliriz değil. Sen ne istiyorsun sana ne düşer senin eksiğin ne doğrultusunda ilerliyorlar. Bu menfaatler hakkında... Düşüncelerinizi merak ediyorum. Sendeki zeka, sendeki siyaset mantığı inan onlarda yok. Teşekkür ederim. Buyurun şimdi o gencin tek sorunu bu mu sizce? Yani Kübra Özlü dedi yanılmıyorsam. Bir lise öğrencisi. Üniversiteye gidecek. Önümüzdeki süreç gelecek, gelecekle ilgisi tek kaygısı bu olabilir mi? Ya da Kimin kaygısı olabilir bu? Bu meselenin bu şekilde konuşulması AK Parti Şanlıurfa Gençlik Örgütü'nün kaygısı olabilir ya da gen, e, gençlik gençlik kolları başkanının kaygısı olabilir. Öyle bir soru soralım ki Cumhurbaşkanı'na güzel bir pas verelim, o da golü atsın. Ve ondan sonra da bu görüşmeler böyle samimi bir şekilde yapılıyor gibi algılansın. Söz konusu değil. Aslında bir siyasi parti açısından iletişim ...çerçevesinde bakıldığında yapılabilecek en büyük hata. Ağzına yakışmıyor bir kere. Diyor ki oradaki lise öğrencisi arkadaşımız, lise öğrencisi daha, lise son sınıf öğrencisi, üniversitede değil. Ve şunu söylüyor, altılı masada liderler bir araya geliyorlar. Türkiye ile ilgili söyledikleri hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar ama milletvekili olmayınca öyle olmuyor. Onun için hem milletvekili olup hem de cumhurbaşkanı yardımcısı olmanın formülünü açıklamalarına koydular diyor. Açıklamada öyle bir şey yok. Yani söylediği şeylerin tamamı hemen hemen yanlış. Orada bir Temel Karamolluoğlu bir istişare komitesinden bahsetmişti. Herhalde onu alıp bu şekilde soruya dönüştürmüşler. Daha önce de Cumhurbaşkanı söylemişti. Bunlar sadece kendilerinde çalışıyorlar. HDP ile kolluyorlar diye ve işte siyasi partilere verilecek hazine yardımının 1'e düşürülmesini küçük partilerin kendine yardım yapılması için düzenleme diye anayasa görüşmesi sırasında açıklamıştı. Yani her şeyi karman çorman yapmış genç bir arkadaşımızı ekrana sürüyorlar ve diyorlar ki işte altılmasa şöyle altılmasa böyle. Az önce bir uçak benzetmesi yaptım. Zaman zaman size buradan da okuyorum. Geçmişte yaptığımız yayınlarda da YouTube üzerinden yaptığımız yayınlarda da bunları aktarmaya çalışmıştım. Orada da bir gazetecilik faaliyeti yoktu. Burada da gençliğin sorunları konuşulmuyor. Baştan sona izledim, dinledim ve gençlerin kendi sorunlarına ilişkin herhangi bir şey bulmadım. Muhtemelen var vardır da ama bunların tamamı kesiliyor ve sadece sizin izlemeniz gereken bölümler aktarılıyor. Siyaset gerçekten kendi zemininde konuşulmuyor, kendi zemininde tartışılmıyor. Doğallığı tamamen ortadan kalkmış durumda. Samimiyetle doğallıkla birlikte ortadan kalkıyor. Orada İbrahim Tatlısesle birlikte yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa toplantısını ve aslında bu toplantının Şanlıurfa'daki temaslarının kendi vizyonlarını ortaya koyduğunu da söyledi. Meydandan da söyledi bunu. Orada da Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. Cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu da o e, meşhur 3 Aralık toplantısını gerçekleştirdi. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlantılar yapıldı. Dünyaca ünlü iktisatçılarla birlikte çalışılmış bir takım onların sunumlarına yer verildi. Biraz uzundu. Bazılarının ilgisi kayboldu zaman zaman. Ben de salondaydım. Salon çok kalabalıktı. Hafif hafif organizasyon bozuklukları da göze çarptı ama sonuçta bir Türkiye ...vizyonu ortaya koydu Cumhuriyet Halk Partisi. Ortaya konulan vizyonda Türkiye'nin en tanınmış akademisyenleri var. Onların katkısı var. 70 civarında bilim insanından faydalanıldığını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Konuşması iyi hazırlanmıştı. Hadi başlayalım dedi. Yeni bir sürecin başlangıcı. Çünkü başlamak demek, heyecan demek. Onu ortaya koydu. Ve işte İbrahim Tatlısesli Şanlıurfa programı bir vizyondu... Orada tatlı sesin o kadar çok övgüsü vardı ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem miting meydanında vardı hem de gençlerle buluşmasında vardı. Bazen sesini kısmak istiyorsunuz artık yani fazladan geç çıkar ya e, o övgüler ve birisi adına utanırsınız ya öyle bir tablo oluştu. E, diğer tarafta Türkiye ilişkin bir gelecek bir vizyon bir bilim bir e, işte ekonomik e, ekonomik ne diyelim program toplantısı evet orada da arızalar vardı ama en azından oradaki toplantıda bir gelecek perspektifi ortaya konuldu. Diğer tarafta ben en azından o perspektifi çok fazla göremedim. Ama bu perspektif ortaya konulurken iktidara yakın medyada şöyle değerlendirmeler vardı. Yani işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşiyle ilgili mesela. En baş, önde sırada oturuyorlar. Amerika'daki akademisyen şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni baş danışmanı, eskiden Merkel'in, önce de Çin'in e, danışmanlığını yapmış isim. Amerika'dan sunumunu yaparken e, salonda bir sessizlik oldu. Çünkü İngilizce sunum ve kulaklıkla dinleyebiliyorsunuz. Kulaklık da almamış Selvi Kılıçdaroğlu. Ve e, orada e, uyuklarken bir görüntüsü çıkıyor. Bir gösterelim arkadaşlar o görüntüyü. Şöyle bir görüntü. Bunun üzerinden kıyamet koptu eşini bile heyecanlandıramadı. Selvia'nın bile heyecanlandıramadı diye. Sonra tabii durum anlaşıldı. Selvi Kılıçdaroğlu zaten rahatsızmış. Ee, ciddi sorunları var. Serum bağlanmış ve bu şekilde eşini yalnız bırakmamak için o kadar da tavsiye edilmiş kendisine gitmeyin programa katılmayın diye. Ama yalnız bırakmak istememiş Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelmiş. Burada da böyle bir fotoğraf gördükten sonra hurra hadi ne heyecan bütün dünyaya meydan okudu ama eşini bile heyecanlandıramadı diye birçok yerden eleştiri geldi ve bu toplantı bununla bir şekilde itibarsızlaştırmak için çaba sarf edildi. Sonra ...gerçek ortaya çıkınca biraz herhalde Selvi Kılıçdaroğlu'na ayıp edildiğini düşünmüştür bunu yapanlar. Bir başka mesele vesayet. Yani bu vizyon toplantısının bir vesayetçi anlayışın sonucu olarak gören bir e, dil, bir üslup oluştu hemen iktidara yakın medyada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yurt dışından arıyorlar. Biz yerliyiz, milliyiz diyor. Yurt dışından aradıkları şey ne? Cumhuriyet Halk Partililerin aslında bilim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde de benzerlerini söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu. İngiltere'ye gittiğinde de bilim tabanlı bir kalkınma teknoloji tabanlı bir kalkınma peşinde olacağını ve Türkiye'nin işte orada rakamlar da verildi. İhracatının kilogramı ne kadar olduğu, onun e, Güney Kore'de teknoloji ağırlıklı ihracatın toplam ki payının ne olduğu ve benzeri değerlendirmeler oralarda yapılmıştı.